Zaman zaman hepimiz yaptıklarımızı sorguluyoruz ve bende de bu sorgulamalar sık sık oluyor. İşte niye bu kadar okudum, bu kadar yabancı dili öğrendim de ne oldu, bu kadar çalışıyoruz da iş güç koşuşturmaca bunun sonu nereye verecek vesaire vesaire. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza aslında bu sorgulamalar üzerinden ve aslında daha da önemlisi bir anekdot üzerinden ne kazandığımı aslında bakarsanız kitap okumaktan ve dil bilmekten bunları size aktarmak istiyorum başımdan geçen bir olayla beraber. Bu hikaye bazılarınıza tanıdık gelebiliyor çünkü zamanında blogumda yazmıştım askere gitmeden evvel ki zaten olay da askere gitmeden evvel gerçekleşmişti. Şöyle özetleyebilirim e, hızlıca konuya girmek gerekirse. Şimdi tabi biliyorsunuz ben askere gitmeden evvel birkaç yani bir, bir, bir buçuk ay kadar evvel işi de e, bıraktım ama işte ofise gidip geliyordum yine tabii ki e, arada sırada hem insanları göreyim hem biraz sosyalleşeyim vesaire diye. Onlardan bir tanesinde işte klasik yine ofiste muhabbet edildi vesaire ama Kadıköy'e geçecektim. Oradan çıktım Kadıköy'e e, ge ge geçeceğim ve o dönemde bir de işte tabii şey de vardı ya askere gitmeden evvel böyle e, okumak istediğiniz kitapları işte izlemek istediğiniz filmleri dizileri vesaireleri oradan çıkartmaya çalışırsınız. Ben de, de o telaş vardı yani sürekli bir şeyler yapıyordum ve bayağı uzun süredir okumayı istediğim bir kitap vardı. E, J.D. Salinger'ın Çavlar Tarlası'nda Çocuklar kitabı. E, onu da işte o dönem ben okumuştum. Her neyse işte Kadıköy'e geçeceğim. Beşiktaş'a indim. Vapura bindim. Bir yarım saat falan sürüyor biliyorsunuz o vapur. Açtım kitabı okumaya başladım. Ve hani kitapta e, kitap da zaten şahane olduğu için pür dikkat kitabı okuyorum ama bir yandan da tabii hani insanlar yeni yerleşiyorlar motora falan. Yanımdan geçenler vesaireler falan oluyor. E, ama yani o kadar şeyim ki hani ara sıra tabii ki insanların böyle yani şeyimi yakalaması neydi onun adı hani gözüm göz ucuyla yakalamam haricinde bayağı kitaba şeyim. Ee, kanalize olmuşum. Çatır çatır okuyorum. Yani bir, yani bunu özellikle söyledim çünkü birdenbire yandan excuse me diye bir şey gelince benim dikkatimin dağılması ve ürkülmemi daha da iyi anlatabilmek adına. Neyse işte yandan bir işte excuse me diye bir ses geldi. Döndüm baktım. E, hafiften de böyle Fransız aksanlı bir excuse me ki bu ayrıntı önemli. Birazdan anlayacaksınız sebebini. Böyle bir ürküldüm. Döndüm baktım falan. Bir hanım kızımız. Belli ki Erasmus öğrenci. E şimdi tabii bir excuse me diye duyunca hani tahmin edersiniz ki çok pratik yapmamaktan ötürü İngilizce'den Türkçe'ye e, pardon Türkçe'den İngilizce'ye geçiş yapmak hemen kolay olmuyor ama ilginç bir biçimde hani e, çok problem yaşamadım onda. Onu nereden anladım? İşte yani kıza dönüp bakınca böyle bir hani bir şey diyemedim ilk başta ama o da işte do you speak English diye sordu. Bilmediğimi düşündü. O an hani dedim ya kolay değildir öyle çok şey olmak, adapte olmak birden bir farklı bir konuşmaya. Sanki Keşan doğumlu değilmişim de Oxford doğumluymuşum gibi bir sure I do diyişim vardı ki hani o, o <laughs> e, adapte olma sürecinin ki ben hala yani aklıma geldiğinde şaşırıyorum. Normalde ben gerçekten de hani birden birdenbire geçiş yapamam böyle biraz çat pat kalırım mesela ki Gamescom'da da yaşadım mesela bunu gittiğimde ama zamanla açılan bir şeydir. O gün bunu yaşamadan pat diye şuraydu diye verdim. E, <laughs> ve bunun üzerine hani muhabbet başladı işte ne okuyorsun e, diye sordu. Sonradan işte tabii anladım ki hani şeymiş... E, Türkiye'ye Erasmus olarak gelmiş gerçekten de görüntüsünden de anlaşılabildiği üzere. Ve hani bir yandan Türkçe öğrenmek istiyormuş ama yani Türkçe ne okuyayım mesela falan diye böyle bir e, tribe girmiş. E, etrafta da çok kitap okuyan insan olmayınca ya da yakın, yani o esnada yakınında e, ben olunca ki çünkü biliyorsunuz vapurlarda motorlarda deli gibi insanlar ki ben de yapıyorum tabii bunu yani bu eleştirilmden değil ama e, telefonlara gömülmeyi tercih ediyorlar. Kitap okuyan biri görünce sormak istemiş. Bunu daha sonradan anladım. Neyse işte anlattım ben bunları. Çavlar tarzında çocuklar J.D. Salinger'ın mesai falan diye. E, ama anlatırken tabii şöyle bir şey oldu. İngilizce konuştuğumuz için hani dedim ki ya İngilizce adını söyledim. Catcher in the Rye. Biliyor musun? J.D. Salinger falan diye. Catcher in the Rye deyince böyle bir takıldı tamam mı? Anlamadı falan. Bahsettim ya Fransız aksanı var. Ee, tahmin ettim. Yiğim zaten hani Fransa'dan e, geliyormuş kendisi de. Şimdi ben bunun bu hani ayrıntıyı yakalayınca ve Catherine Dre'yi de anlayamayınca Fransızca ismini verdim ki kendisi de Latrap Kördür. Ben böyle bir Latrap Kör deyince birdenbire e, bu hanım kızımıza böyle bir kaldı falan. O direkt zaten oradan şeye geçtik. O parle bu Fransa'ya falan diye böyle muhabbete geçtik. Tabi onun üzerine anlattım. Hani Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğumu, Fransızcayı öğrendiğim vesaire ama tabi İngilizceyi tercih ettiğim Fransızcamın çok iyi olmadığını falan böyle anlatmaya başladım. Böyle bir şaşırdı etti vesaire. Neyse şey kısmını tamamlayayım. Yani Türkçe mesi için açıkçası hani çok tavsiye etmiyorum son itibariyle gerçekten gerçekten üslubu ve şeyi tarzı değişik yani değişik değil de yi, Türkçe Türkçe yeni öğrenmeye başlayan bir insan için ağır gelebileceği için onu hani anlattım geçti ama onun dışında zaten tabii muhabbet başladı hani e, aramızda işte ben işte bazen hani Fransızca bazen e, İngilizce çatpat daha doğrusu Fransızca kısmı çatpat. Fransızca anlatamadığım yerleri İngilizceye dönerek falan konuşuyorum. O işte çatpat Türkçesiyle böyle bir şeyler söylüyor vesaire falan. Yaklaşık işte yani biliyorsunuz başta da söyledim. Yarım saat kadar süren o Beşiktaş Kadıköy yolculuğunda baya böyle hoş bir sohbet ettik. İsmini falan da öğrenmedim aslında bakarsanız. <laughs> Öyle bir ilginçlik de oldu. O kadar muhabbet falan şey yapınca işte hangi e, okuldan mezun olduğumu anlatmak ki biliyorsunuz Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğumu her fırsat bulduğumda anlatıyorum. E, Kız adamın hakikaten ya bak. Yani adını sormak bir yandan işte hangi okulda yazmışsın falan biliyorum bile sormadım. Neyse ee, bu da benim hıyarlığım olsun önemli değil. Demek ki okumak cehaleti alıyor, eşeklik, baki falan yok. Tamam işin şakası bir yandan. Neyse işte böyle hani böyle tatlı bir muhabbet oldu vesaire vesaire ve hani en başta dedim ya ulan bu kadar okul okuduktan ne oldu bu kadar dil öğrendikten ne oldu gibi soruların e, cevapları aslına bakarsanız böyle şeylerde daha net çıkıyor. Evet e, hayatımda yabancı dilimi ya da işte okuduğum okulu e, kullandığım tek yer bu değildi. Her zaman tabii her zaman doğrudan somut veya maddi bir biçimde karşılığını alamıyor olsak da tabii ki e, işte gün içerisinde herhangi bir ya da iş hayatında ya da ne bileyim işte keyif için böyle dizi izlerken şey e, film izlerken vesaire tabii ki e, yabancı dil bilmenin şeyini yabancı dil bilmenin e, avantajını görüyorsunuz vesaire ama bu. E, ee, diğerlerine nazaran daha böyle bir tatlı bir muhabbet olduğu için özellikle bunu anlatmak istedim. Ve ayrıca aslında bakarsanız böyle şey tipler falan da vardır. Alan o kadar okul okudun işte bak işte işte 3 kuruş maaşla çalışıyorsun ya ne bileyim işte o kadar okul okudun da ne oldu ki? hala İstanbul'da sürünüyorsun falan gibi ee, yaklaşan tipler vardır ya hep etrafımızda. Onlara en net bir biçimde kardeşim evet belki İstanbul'dayım, sürünüyorum, az kazanıyorum mesai falan ama... Bak böyle de bir olay geçti başımdan. Çok tatlı yarım saat muhabbet ettim hiç tanımadığım çok başka kültürden bir insanla. Yeni bir insanla tanışmış oldum. Gerçi ne kadar tanıştığımız da... Evet ismini bile soymamış olmamdan tahmin edebileceğiniz üzere. Neyse ama sonuç itibariyle böyle bir şey geçti başımdan. Bu bile bazen aslına bakarsanız bu kendinize sorgulamalarınızın... ...hani sizi depresyona sürüklemekten ziyade mutlu eden bir takım sonuçlara da ulaşabilmesini sağlayabiliyor. Çok sık olmaz evet... 40 yılda bir olur vesaire falan belki ama işte diyorum ya bazen işte e, kafanızı telefonunuzdan kaldırıp bir kitaba gömdüğünüzde ya da işte bir e, dil bildiğinizde öyle şeyler böyle güzel şeyler bir de başınıza geliyor. Yani bilmediğimi düşünüyorum ya kitap okumadığımı düşünüyorum muhtemelen kız hiç sormayacaktı. Kitap okuyorum ama yabancı dil bilmiyorum diyelim. Sorduğunda böyle böm bakacaktım suratına ve hani başka bir insanla ne tanımamış olacaktım vesaire vesaire. Bu bile aslına bakarsanız bence başlı başına e, dil öğrenmek için iyi bir sebep gibi geliyor bana. Bu hikayeyi aslında anlatırken biraz da yani şey de var içimde. E, biliyorsunuz işte yani oyunlar niye Türkçe çıkmıyor diye sürekli bir ağlanma, bir hızlanma var. Sürekli biz de anlatıyoruz. Şöyle şunlar ötürü çıkmayabiliyor, bunlar ötürü çıkmayabiliyor. Bazı hani oyuncu yani oyunların Türkçe yamayla gelmemesini anlayamazken bazılarını da anlayabiliyoruz. Maliyetle vesaire falan oturuyor. ötürü. Ama sonuç itibariyle hani yabancı dil öğrenmek en azından bu oyunları bile e, oynarken hani sizin işinizi kolaylaştıracak bir şey. Birden bire dili bildiğiniz zaman Türkçe yamasının olup olmamasına çok da aldırmıyorsunuz şahane oyunların. Ve onun da haricinde mesela zaten zaten siz de çok sık soruyorsunuz nasıl öğrenirim işte nasıl geliştiririm vesaire diye. Her birinize de ayrı ayrı bir şeyler söylüyoruz işte. Yani pratik yapın. Temeliniz varsa okumaya işte daha çok odaklanın efendime söyleyeyim oyunları oynarken yanınızda sözcük olsun vesaire falan diyoruz ama işte temeliniz yoksa belki kurslara gidin. Ee, her şeyin yani bu yabancı dil olayı ...içerisinde bulundukça meşgul olundukça öğrenilen bir şey sonuç itibariyle böyle anlatmaya çalıştık. Ve e, birazcık da belki size de motiva motivasyon olur. Hani bu tip bir hikaye diye biraz düşünerek bu anımı anlattım bu videoda. Öyle bir video çekiyor olmanın birazcık da sebebi en son kısmında... ...aslında her yerde yazılarda vesaire de gördüğünüz dil okulları ile alakalı birkaç bir şey söylemek. E, yine işte alt mantlardan, açıklamalardan vesaireden gördüğünüz üzere, ...bu videoyu Kaplan Dil Okulları hani desteğiyle biraz daha çekiyorum. Ondan da birazcık size çok az bahsedeceğim. İşte videonun açıklamalarında ve... E, detaylı bilgi alabileceğiz bir link e, bulunuyor ama özetlemek gerekiyor. Sadece Kaplan Dil Okulları ABD'de e, kurulmuş olan ABD menşeili bir e, dil okulu ve aynı zamanda işte Londra, New York, Los Angeles, e, Sydney, Avustralya'daki Sydney sanki başka yerde sinleri varmış gibi. Böyle olmasının da bir avantajı var. Nedir? E yurt dışında hem yaşayıp hem öğrenmek gibi bir avantajınız oluyor ve sonuç itibariyle işin içerisinde başka bir şey başka bir ülkede hatta yaşama e, işi girdiği zaman da size işte kalacağınız yerler, e, kurslarınızın başlangıç tarihleri gibi e, konularda detaylı ve esnek e, şeyler sunuluyor, seçenekler sunuluyor. E bu da aslında öz geçmişinize ekleyebileceğiniz bir tecrübe oluyor. Yani ne açıdan e, her zaman okulu yani eğitim şeylerinizi ya işte bildiğiniz dilleri yazmazsınız sonuç itibariyle ya özgeçmişinizi. Aynı zamanda yurt dışında yaşamış olma tecrübeniz de gayet e, başarılıdır. Öğrendiğiniz dilin yanına bir de buna ekleme şansınız e, ortaya çıkıyor ki bana kalırsa gerçekten hani kişisel olarak da benim zamanında Erasmus eh, olarak yurt çıkmamış olmamın e, bende yarattığı pişmanlıktan ötürü böyle bir hani fırsat da olabileceğini size söylüyorum eğer ki söyleyebiliyorum şeyde ilgilenirseniz eğer yurt dışında okumaktan diye böyle bir detayı da ekleyeyim aynı zamanda da mesela şöyle bir avantajı da oluyor ki bu konuda da Danışmanlık verdiklerini e, öğrendim bu konuyla alakalı bu işbirliği ile alakalı kendileriyle konuşurken Dil Okulu'ndaki arkadaşlarımla e, akademik hayatınızda yurt dışında devam etmeyi istiyorsanız da bu konularda yönlendirmeler e, ve danışmanlıklar işte sağlığına biliyor. Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Her zaman gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.